şimdi dediğin gibi önemli bir mesajdı. Ee, burada hani Paşinyan'ın Sayın Erdoğan'la yaptığı görüşme ve Paşinyan'ın biraz daha böyle normalleşme sürecini istekleyen tutumlusu e, bir arzusu bunlar önemli meseleler. Ancak ben hep ihtiyat ve emniyetle yaklaşıyorum. Çünkü e, araya üçüncü bir ülke girdiği takdirde maalesef bu niyet iyi niyette olsa bozuluyor. Biz bunun daha önce çok örneklerini gördük. E, çünkü Ermenistan e, yani Batı tarafından halen iliklerine kadar kullanılan bir ülke. Dolayısıyla Paşinyan her ne kadar böyle bir istek gösterse de veya böyle bir niyet içinde hareket etse de araya giren bir el bir anda Erivan sokaklarını karıştırabiliyor. İşte Paşinyan'a yönelik bir takım halk hareketlerini fişekleyebiliyor. İşte bunlar o süreci maalesef olumsuz etkiliyor. Ve şimdi Paşinyan bana göre son yaptığı hamlelerle bu kısır döngüyü kurmak için önemli kırmak için önemli adımlar attı. Neydi o kırmak için attığı adımlar? Örneğin Sayın ile birlikte Cumhurbaşkanı'nın görevine başladığı törene katılmış olması, orada birlikte verilen fotoğraflar bana göre anlamlıydı. Ve işte biz bu yakınlaşmayı hemen e, olumlu bir sürece e, döndürdük ve Paşinyan'a yapılan o ikili temaslarda e, bölgedeki iş işbirliğinin öneminden bahsettik. Ve da zaten bu konuda e, sürece e, önemine dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye arasındaki işbirliği, hatta Zengezur koridorunun açılacak olması gibi birçok konuyla ilgili de önemli fikir birliği ve görüşler aktarıldı. E şimdi bu durumda Paşinyan e, o hani dışarıdan üçüncü bir ülkenin müdahalesine veya işte bir takım odakların hareketlenmesine karşı koyabilecek mi, direnebilecek mi, dayanabilecek mi bunu görüyor olacağız önümüzdeki günlerde. E, bana göre bu konu kendini gösterecek. Ancak e, Türkiye bu konuda Azerbaycan da Ermenistan arasında da bir köprü ülke olmayı zaten baştan beri yürütüyor ve istiyor, kabul ediyor. Ben gene bu niyetle Azerbaycanla Türkiye arasındaki yapılan bu toplantılarda özellikle Ermenistan'a yönelik önemli mesajların verileceğini düşünüyorum. Zira bu mesajlar içerisinde işbirliği ve Ermenistan'ın olması gereken siyasi tavra yönelik bir takım önemli açıklamalarda bulunulacaktır diye düşünüyorum. Bunları bir mesaj içerecek ve o mesajın da bana göre Ermenistan'la birlikte batıya da bir takım göndermeleri olacağını düşünüyorum. Zira burada hani Azerbaycan ve Türkiye'nin vermiş olduğu fırsat, Ermenistan'a tarihinde bulamayacağı fırsatlar, onca ihanete, onca katliama, onca soykırıma rağmen Ermenistan bugüne kadar Azerbaycan ve Türkiye tarafından bölgedeki o kısır döngüyü kırma adına önemli işbirliği için fırsatlar yaratıldı. Ve Ermenistan bunu işte bahsetmiş olduğum ülkelerin müdahalesi neticesinde bir türlü fırsata çeviremedi. Şimdi Ermenistan önünde böyle bir fırsat var. Yani Paşinyan bana göre iyi gidiyor, iyi de direniyor. E, attığı adımlar karşılık buluyor. Eğer bu dışarıdan müdahaleyi kırmayı başarırsa e, bence Sayın Fidan ve e, Azerbaycan'daki diğer yetkililerimizin yapmış olduğu açıklamalara ben bir takım e, siyasi ve diplomatik girişimlerde bulunması gerekir. E, hemen bu süreci olumlu bir ivmeye döndürmek için. Ben böyle bir ihtimali görüyorum e, Şahin Hanım. Yani bu bahsetmiş olduğum süreçte e, Paşinyan Türkiye ve Azerbaycan tarafından yapılan ortak açıklamaya olumlu bir adım atar, olumlu bir mesaj verirse bir anda bu üçlü görüşmeye veya Ermenistan'a yapılacak bir resmi ziyarete dahi dönüşebilir. Çünkü Azerbaycan ve Türkiye bu konudaki e, Batı'nın oyunu çok iyi görüyor. Ve Ermenistan'ı bu oyundan kurtarmak için ona tarihi fırsatlar sunuyor. İşte Paşinyan'ın e, yapacağı o siyasi dengeleme başarı sağlarsa bu fırsat Ermenistan için tarihi bir fırsat. E, oyuna gelmese bu e, Ermenistan için bulunmaz bir nimet şu anki e, sunulan ortam. Zira Ermenistan ekonomik koşullarda da siyasi ve askeri koşullarda da dünyanın en e, muhtaç ülkelerinden biri. E, bu kaderi kırmanın tek yolu işbirliği, bölgesel işbirliği. Onun da tek yolu Azerbaycan'la diplomatik ilişkileri samimiyete çevirmek, yapılan o bir takım alçakça saldırılara son vermek, Batı'nın kışkırtmasını durdurmak, engellemek ve Türkiye ile de işbirliğini geliştirerek bu süreçte güçlü bir bloğun oluşmasını sağlamak. Bu oluştuğu takdirde hem İran hem Batı bana göre e, süreçte Sadece böyle söylemlerle müdahalede bulunmak isteyecekler, başka şansları kalmayacak ve e, bana göre Ermenistan'ın Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın işbirliğinde asla durduramayacaklar. Ancak Ermenistan evvel olduğu gibi oyunlara gelir de bir takım Azerbaycan'a böyle alçakça saldırılar, e, yani provokatif eylemler gerçekleştirirse e, bana göre Azerbaycan ve Türkiye'de bir sınır var. E, buna hemen misille karşılık verir ve e, Azerbaycan'ı bir anda denklemin dışına bırakarak. Bölgedeki gelişmeleri diğer ülkelerle götürme yolunda bir siyaset izler. Dolayısıyla burada kaybeden Ermenistan olur. Kazanan her halükarda Türk dünyası, Azerbaycan'ımız ve Türkiye'miz olacak. Bunda bir hiç beis yok. Ama biz istiyoruz ki buradaki meseleler tarihi bir süreçte kalıcı hale gelsin ve artık çözülsün. Bu kısır döngü, bu düşmanlık bitsin ve artık bölgede herkesin kazandığı ve milletin kendini huzurda hissettiği bir dönem başlasın. Bu nedenle atılan siyasi adımlar var. Bu nedenle tarihi fırsatlar var. İnşallah Ermenistan da bunu Şahin Hanım görüyordur ve bizim gibi düşünüyordur. Evet. Bunu fırsata çevirerek bir e, önemli dönemin kapısını açmış olur. Ümid edirik bu mesajları Ermənistan tərəfi də ala bilər. Bu məsələnin e, siyasi tərəfi də amma bir məqamı da var. E, təbii ki, bu sülh müqaviləsinin imzalanması üçün Azərbaycanın narahat edən məsələlər də həllini tapmalıdır. Eləcə də Qarabağdakı separatçılar artıq e, təmizlənməlidir. E, bu istiqamətdə e, bilirik ki, bilirik ki, Ermənistanın və eyni zamanda Qarabağdakı separatçıların təxribatlarına cavab olaraq e, qısa müddətli olsa da bir antiterror əməliyyatları həyata keçirilir. A, amma Azərbaycan tərəfindən müəyyən bir təkliflər də səsləndirilir müzakirə üçün ki gələ bilərlər Qarabağ Ermən işması amma separatçıların açıqlamasına baxdıqda biz buna yaxınlıq görmürük. Məs Hakan Fidanın bir keçmiş vəzifəsini də nəzərə alsaq, Milli Kəşfiyyat Xidmətinin rəhbəridir. Ya bu səfər çərçivəsində Azərbaycanın antiteror əməliyatına keçməsinə dair, keçirməsinə dair daha doğrusu Türkiyədən müəyyən bir dəstək mesajı da göndərilə bilərmi? Kəskinliklə. Zaten bu bizim mənzual hüququmuz çağırıram. Yəni biz evet Ermənistanla əlaqələri normaləşdirmənin kapılarını zorluyoruz. Amma bu şü demək deyil Ermenistan ne yaparsa yapsın bu fırsatı e, kullanması için biz bunlara göz yumacağız. Asla. Tam tersi yapılan her saldırıya anında karşılık verilecek ve misliyle mukabele edilecek. Bir kere bundan asla taviz yok. Türkiye zaten bu konudaki desteğini Azerbaycanlı kardeşlerimize her daim veriyor. Açık çek. Diyoruz ki biz Türkiye olarak ona yapılan saldırı bize yapılmış kabul edilir. Ve Azerbaycan'ın yanında olması gerekiyorsa da orada olacağız. Azerbaycan ne istiyorsa da sonuna kadar karşılamaya hazırız diyoruz. Bu mesajda bir kere hiçbir sapma yok, onu söyleyeyim. Ha, Ermenistan içerisindeki o bir takım odaklar, az önce bahsetmiş oldum. o alçakça saldırılara devam eder. Bir takım istihbaratçılar Batı'nın kışkırtmasıyla ayak oyunlarına girerse, elbette Azerbaycan bunu misliyle, mukabeleyle ve kat be kat fazlasıyla karşıya bedeli ödetecektir. Ki daha yakın zamanda, hem de kurban bayramımızda, en kutsal günümüzde, Zamanlaması da manidar ki sizinle konuştuk. Yapılan bir saldırıda 5 Ermeninin e, öldürüldüğü bir karşı atak geldi Azerbaycanlı kardeşlerimizden. Niye? Saldırıyorlar. E, hiç ortada gerek yokken anlaşmaları da ayaklar altına alacak şekilde bir silahlı eyleme başvuruyorlar. E, bu karşılıksızlık kalır veya bunu dünyada hangi devlet karşılıksız bırakabilir? Dolayısıyla biz de devlet olarak e, Azerbaycan'ımızın yapmış olduğu bu, karşı hamleyi destekliyoruz ki bu meşru müdafadır. İşte bu meşru müdafa kapsamında Karabağ'daki bu saldırılara anında karşılık veriyoruz. O istihbaratçı kardeşlerimizin tespiti önemli. Yani bunlar bir anda bitirilir. Süreç normale döner mi? O konuda benim de ümidim az ama işte Paşinyan biraz daha samimi ve biraz daha cesaretle işlerin üstüne giderse bana göre burada çok rahatlıkla bu yapıları tasfiye edebilir ve bir anda o Azerbaycan'ın yaşamış olduğu saldırılara son verebilir. Yeter ki istesin. Ama ifade ettim Ermenistan'ın içerisinde çok başlı bir yapılanma var. Ermenistan'ın içerisinde bu süreci provoke ederek Batı'nın değirmenine su taşımak isteyenler var. Ve maalesef bunlar şu ana kadar Karabağ konusunda başarılı oldular. Çünkü o saldırılar oldu. Hem de böyle önemli günlerde, özel günlerimizde oldu. Ha, biz hemen karşılığını verdik. O ayrı bir beis konusu. Ama neticede yani orada e, saldırılardan e, imtina etmeyen ve bunu da ana e, hedefe oturtturmuş bir yapı var, bir e, cenah var. O cenahla mücadele edecek olan elbette Azerbaycan'ımız anında karşılığını veriyor. Ama bizden, Azerbaycan'dan daha çok da Ermenistan'ın kendi içinde aldığı tedbirlerle, siyasi tedbirlerle bu yapıyla mücadele etmesi gerekir. Çünkü paşının ne kadar olumladım atsa da siz buradan bir saldırıyla karşılaştığınız an İşin dengi başka yerlere geliyor. İş başka noktalara evriliyor. Ve bu da ilişkilerin normalleşmesini engelliyor. E şimdi bu saldırılar olmasa ve bizim yapmış olduğumuz o diplomatik yaklaşımlar karşılık bulsa emin olun çok süratle bir yol alırız ve bir anda bölgede e, hani askeri tedbirlerin yanında ekonomik tedbirlerin öne çıktığı bir süreç başlar. Ve bunda da kazanan bölge ülkeleriyle birlikte Azerbaycan'ın kendisi olur ki Azerbaycan bu konuda Gerçekten e, çok önemli bir noktaya meseleyi getirdi, değerlendirmesini bilirse Ermenistan. E, bakın saldırıyı alan Azerbaycan, orada tehdit altında bırakılmak istenen Azerbaycan ama buna rağmen hem o saldırılarla baş ediyor hem de karşı tarafa diyor ki ben buradaki oyunu görüyorum, hala o fırsat senin için geçerli, akıllı ol, buradaki o yapılanmaya son ver veya bir şekilde müdahale et, bu süreci durdur ve benim çizdiğim çizgiye gel diyoruz. İşte bu şu ana kadar Paşinyan burada çok başarılı değil. E, temsil ettiği siyasi iktidar maalesef e, bu konuda bir az içinde e, bir çaresizlik var. İşte eğer Ermenistan bu zinciri kırar ve oradaki o yapıları kontrol altına alır ve bu sürece e, olumlu destek vermek üzere siyaseten bir pozisyon alırsa bu Ermenistan için çok büyük bir kazanca dönüşür ve Ermenistan tarihinde yaşamadığı yeni bir olumlu sürecinde önünü açar. Ama dediğim gibi bunu görmek ve yapmak için bir devlet iradesi ve gücü lazım. Aynı zamanda bunları görecek bir devlet aklı lazım. İşte Paşinyan ve temsil ettiği siyasetlerde bu güç ve bu akıl var mı? Burada biraz endişelerimiz var. Ama ümit ediyoruz biz yanılırız. Bunu görürler ve gerekeni yaparlar. Aydın. Teşekkür ederim Coşkun Bey. Minnettarım fikirleriniz için.